Merhabalar, Bir Kalemiz Vardiyası'nda daha karşınızdayız. İsmail, bugün Yan Adası'nda vurulan yeni bir gemi ile başlayalım. Rus fırkateyni Yan Adası'nda vuruldu. Bununla alakalı haberler basına nasıl yansıdı? Neyle vurdular? Nasıl vurdular? Bölgede gene TB2 var mıydı? Yoksa helikopter ile mi çekildi o görüntüler? Biraz detay verebilir misin? Tabii efendim. 6 Mayıs'ta Amiral Makarov fırkateyni, Rusya'nın yeni fırkateynlerinden, modern fırkateynlerinden bir tanesi, 2017 yılında yapıldı. Bunun Yılan Adası civarında Neptün füzeleriyle vurulduğuna dair Zelenski'nin danışmanlarından biri sosyal medyada paylaştı. Ancak bunu Rusya teyit etmedi. Biliyorsunuz Kruvazör vurulduktan sonra, Moskva Kruvazörü vurulduktan sonra Rusya battığını teyit etmişti. Ancak bu geminin vurulduğunu teyit etmedi. Yalnız gemi daha sonra da ne Sivastopol'da görüldü ne başka bir yerde görüldü. Sadece bir fotoğraf sosyal medyada ben gördüm. O gemiye ait. Ancak o fotoğraf güncel mi yoksa eskiden mi çekilmiş belli değil. Ukrayna'nın iddiasına göre gemi batmadı ancak hasar aldığını iddia ediyor Ukrayna. Şimdi modern bir Rus fırkateyninden bahsediyoruz ve Neptün füzesiyle vurulduğundan bahsediyoruz gene. Dolayısıyla gene aslında Moskova'daki olayın aynısına getiriyor bizi. Modern bir Rus amiral gemisi diyelim artık, yani çok önemli gemilerinden bir tanesi, Rusya'nın önemli gemilerinden bir tanesi, modern bir gemisi yine Neptün füzesiyle vurulabiliyor. Sen bunu neye dayandırıyorsun? Nasıl, Moskova'daki durumun aynısını mı yaşadılar yoksa farklı bir şey mi vardı sen? Yani iddia doğruysa bu fırkatin daha gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip. Yani teknolojisi daha iyi, atış kontrol radarları olsun, cihazları, sistemleri daha yeni. Zaten Moskova kruvazöründe o söylenmişti. Yani sistemleri eski, 1982 yapımı bir gemi olduğu için sistemleri eski, onun da etkisi olmuş olabilir denmişti. Yalnız bu gemi gayet yeni bir gemi. Sadece menzilli biraz daha düşük. Uçak savar güdümlü mermileri 50 mil menzilli. Gayet yeterli olabilecek kifayette mermilere sahip. Tabii hedef bilgisi olması gerekiyor. Denizde sonuçta bu fırkateyn. Hedef bilgisinin de aktüel olması gerekiyor. Yani gerçeğe yakın zamanlı olması gerekiyor. Yani yaklaşık yani 15-20 dakikalık bir en fazla eski bilgi olabiliyor. Yani güncel hedef bilgisinin verilmesi gerekiyor. Bunu TB2 ile yapmış olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ancak işte onun da tespit edilip düşürülme ihtimali mevcut. Yani o gün tabii saatler fark edebilir. Tam olarak saatini paylaşmıyor Ukrayna. O gün 5 tane hava unsuru o bölgede. İngiliz uçağı var, Amerikan drone'u var, yine Amerikan keşif gözetleme uçağı var, NATO'ya ait AWACS uçağı var, erken uyarı ihbar ve Türk ATR-72 karakol uçağı var. Topel'den kalkıyor. Daha sonra Karadeniz üzerinden bizim Karadeniz kıyılarımızı kat ederek, Batı Karadeniz kıyılarını kat ederek Bulgaristan ve Romanya üzerinden kuzeye çıkıyor. Daha sonra tekrar geri dönüyor. Yani Yılan Adası'nın olduğu mevkiden tekrar geri dönüyor. Peki bu patern normalde bu uçağın kendi her zaman alışık olduğunuz patern mi, yoksa ekstra bir görev için mi o bölgede bulunuyor Türk uçağı? Ekstra bir görev için normalde aynı Amerikan Global Hawk'ların yaptığı gibi keşif gözetleme maksatlı batıdan doğuya kadar Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunacak şekilde bütün Karadeniz'i kapsayacak şekilde keşif gözetleme yapardı Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında. Ancak bu Bulgaristan'la Romanya, Türkiye ortaklaşa mayın taraması icra ediyorlar. O kapsamda yapıldığını ben değerlendiriyorum. Türkiye bu harekata destek oluyor. Yani mayın, biliyorsunuz deniz üzerinde sürüklenen mayınlar vardı. Hala onların aramalarına devam ediliyor. O kapsamda yapılmış olabilir. Ancak işte bu fırkateynin de vurulduysa eğer ona dair de bilgi edinmiş olabilir. O maksatla o bölgede bulunmasa bile. Ama Moskova'nın vurulmasından sonra Rusya'nın şunu bekleyemeyiz. Benim bir Moskova vuruldu, amiral gemisiydi. Çok büyük bir prestij kaybı olduğu söylendi ve tüm dünya basını bunu haftalarca işledi neredeyse. Ve hala daha etkisi sürüyor, devam ediyor. Ondan sonra bir tane daha gemisi vurulmuş olsa bunu söyleyemezler zaten. Yani benim gemim vuruldu diyemez. Rusya bir açıklama yapamaz. Hatta bunu saklamaya çalışır. Şu ana kadar da aleyhinde çıkartabildiği yeni bir görüntü, delil, bakın benim gemim vurulmadı dediği herhangi bir durumda yok herhalde.
O zaman şu anda yansıyan geminin vurulmuş olma görüntülerine sıçramamız lazım. Dolayısıyla o vurulduğunu gösterir. Benim sorum o şu olacak. Buradan Moskova'ya bağlayacağım. ABD'nin sanırım Moskova ile alakalı bizim iddialarımız oydu. ABD'nin o bölgede Global Hawk'larını ve P-8 Orion uçaklarını bölgede olduğunu söylemiştik daha önceki videomuzda. Ve TB2'nin elektronik karıştırma, resmi olarak elektronik karıştırma yapma imkan kabiliyeti bulunmadığı için bölgede onlar tarafından bu faaliyet icat edebilir demiştik ama ABD'nin sanırım bunun tersine de bir söylemi olmuş. Bu anlamda sen Moskova haber kapsamında bize detay verdikten sonra bu haberle beraber değerlendirebilir misin en son vurulan gemiyi? Evet. Şimdi Moskova kruvazörünün vurulması hala tartışılıyor. Yani orada ilk olarak İngiltere'deki gazeteler The Times ve Daily Mail yaklaşık bir hafta sonra Moskova kruvazörü vurulması sırasında Amerikan drone'u tarafından istihbarat bilgisi paylaşıldı mı? Yani mevkisi verildi mi? Şeklinde bir haber ortaya atmışlardı. Evet. Geçtiğimiz hafta 6 Mayıs'ta Amerika'da tam da bu Makarov fırkateyninin vurulduğu gün aslında ama Amerika'da daha önce oluyor bu. Vurulmadan hemen saatler önce. Güvenlik bürokratlarına dayandırarak New York Times ve NBC News gibi prestijli basın organları kruvazörün vurulmasında, Moskova kruvazörün vurulmasında Amerikan unsurlarının, Global Hawk drone'unun desteği olduğuna dair haberler çıkarttılar. Ayrıca Rus generalleri bayağı bir, yani 15'e yakın üst rütbeli, albay ve üstü general rütbesindeki Rus askerlerinin öldürülmesi, yani suikast ile öldürülmesine dair, işte Amerikalıların bilgi verdiğine dair haberler çıktı bu iki Amerikan basın organında. Evet. John Kirby, Pentagon sözcüsü, Savunma Bakanlığı sözcüsü ve Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bunu yalanladılar. John Kirby, bizim Ukraynalılara şöyle bir desteğimiz var dedi. Yani bölgedeki Rus unsurlarını, gemilerin mevkilerini veriyoruz. Ancak anlık angajman öncesi, dediğim gibi 10-15 dakikalık maksimum gecikmeli bilgi verilmesi gerekiyor. Hemen hemen anlık bilgi verilmesi gerekiyor ki Neptün füzeleri isabetli bir şekilde angaje olabilsin. Biz bu şekilde angajmanları desteklemedik dedi kısacası. YouTube'da ben konuşmasını dinledim. Bu tür haberler işte Rusya'nın kendi iç kamuoyunda bu savaşı biz Amerika'ya karşı veriyoruz. İşte Amerika bize saldırı planları içerisinde. Ukrayna'yı da destekliyorlar, aktif bir şekilde destekliyorlar. Kendi vatanımızı savunmak için yapıyoruz bu savaşı şeklinde. Olayı kendi kamuoylarında meşru hale getirmek için kullanılıyor dedi John Kirby. Bu arada bir araya girmek istiyorum. Bir de seyircileri bir anlamda teknik olarak aydınlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Neptün füzesi gibi füzelerde bizde bulunanlar da aynı şekilde atıldıktan sonra belli bir nokta koordinata doğru yönleniyorlar. Ancak belli bir zamana kadar arama radarlarını açmıyorlar. En son noktada hedefe beylen koordinata yaklaştıklarında arama radarlarını açıp daha sonra o arama radarı içerisindeki bulmuş oldukları hedefe her neredeyse o hedefe angaje oluyorlar. Kimileri pop-up dediğimiz, yani deniz seviyesinde sea skimming, deniz seviyesinden tamamen çok yakın mesafede tarama yaptıktan sonra hedefe yaklaştığında tavan yapıp daha sonra hedefin üzerine düşebiliyorlar. Genelde bu patern izleniyor. Bu tür şeyler, mermilerde, mühimmatlarda aynı patern üzerinden bakarsak da aslında o bölgede Ukrayna'ya ait veya NATO'ya ait başka bir gemi bulunmadığı için senin de söylediğin gibi 10-15 dakika, belki 20 dakikalık güncel bir veri bile, koordinat verisi bile çok anlamda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok çok yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu mühimmat için. Yani çünkü bölgeye geldiği zaman, radarını açtığında ama karşısında görebileceği hedef belli. O anlamda da yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama burada Amerikan tarafının yapmış olduğu bazı kelime oyunları da var gibi geliyor bana. Yani biz istihbarat desteği sağlamıyoruz, güncel bilgi vermiyoruz. Bunlar özellikle seçilmiş kelimeler. Yani yapmış oldukları faaliyetlerde doğal olarak onlar da tam faaliyetin içerisinde olmamasını, yani tam faaliyetin deşifre olmamasını düşündükleri için böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler. İlginç gelen tarafı ise bunun ABD basınında ABD basından önce özellikle ilk başta İngiliz basınında şey yapılması, ifade edilmesi. Çünkü İngiltere ve ABD bu savaşta beraber ilerlerken İngiliz basınında böyle bir şeyin çıkması
ayrı bir soru işareti olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum efendim. Yani hatta o haberleri görünce İngiltere niye böyle bir şey yapıyor diye ben de düşünmüştüm. Yani çünkü gazetelerine, The Times özellikle hükümete yakın diyebiliyorum ben. Yani şöyle de bir durum var. Kimse basının elindeki şeyleri bu çıksın çıkmasın diyemez. Basının özgürlüğü vardır. O ayrı bir kenara koyuyorum ama yapılan faaliyetin hassasiyeti gereğince en azından böyle bir ricada bulunabileceğini ve basın mensuplarının da operasyonun güvenliği açısından böyle bir paylaşıma gitmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu sadece operasyonun şeyi için söylüyorum. En azından o operasyon hala hazırda devam ederken bu tür bir açıklamanın yapılması bence biraz da soru işareti bıraktı açıkçası. John Kirby'nin açıklamalarına devam edeyim efendim. Şimdi sadece biz vermiyoruz da diyor aynı zamanda. Başka ülkeler de veriyor istihbarat desteği. Ve Ukrayna'nın kendi istihbaratı da gayet güçlü diyor. Yani illa bizim yardımımız olmasına gerek yok. Ukrayna kendi başına da zaten gayet yeterli bir istihbarata sahip diyor. Konuşması bu şekilde. Ukrayna'nın şu anda elinde olabileceği istihbarat sadece insan istihbaratı olabilir. Çünkü elinde herhangi bir şekilde eğer Amerika ve İngiltere tarafından veya başka bir ülke tarafından temin edilen bir silah sistemi, cihaz sistemi yoksa istihbarat anlamında elindeki mevcut sistemlere sadece yapabileceği insan istihbaratıdır. Yılan Adası bölgesinde yapabileceği ise uzaktan gözetleme yapabilir. Çünkü denize herhangi bir unsurunu indiremiyor. Hava unsurları da o anlamda o bölgede uçmuyorlar ve hareket faaliyet icra etmediklerini düşünürsek riskten dolayı. Yani Ukrayna'nın böyle bir faaliyette istihbarat elde etmesi çok da olası gözükmüyor. Havadan faaliyetlerde gözükmüyor, denizden faaliyetlerde gözükmüyor. Karadan uzaktan gözetleme ise bu kadar hassas bir koordinat almasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunun havadan keşif gözetleme faaliyetiyle yapılması gerekiyor. Böyle bir keşif gözetleme faaliyeti ise ya TB2'ler yani İHA'lar ile ya da Amerika'nın elinde bulunan veya İngiltere'nin desteklemiş olduğu uçaklar ile yapılabileceğini düşünüyorum. Burada Moskova bölümünü görüştükten sonra biz bir basamak daha ileriye gidelim. Karadeniz'in içerisinde halihazırda bu Moskova ve diğerlerinin vurulması Yılan Adası özeline baktığımızda Yılan Adası'nda da Ukrayna'nın aşırı derecede önem verdiğini görüyoruz. Yani savaşın en başında Yılan Adası ele geçirildiği zaman bu kadar hassasiyet göstermemişlerdi. Bu konu işlenmişti ancak böyle bir saldırı manevrası veya böyle bir atak halleri yoktu. Tam bu anlamda bir söylem de bulundu. Gıda programı başkanının bir açıklaması vardı sanırım. Bu konudaki senin değerlendirmelerini, gıda programı başkanı ne dedi? Yılan Adası'nın özelliği neydi bizim için? Bu konudaki açıklamalarını alabilir miyim senin? Evet. Birleşmiş Milletler Gıda Programı Başkanı David Beasley, Kaliforniya valiliği yapmış. Amerikalı bir birisi. Dedi ki Ukrayna'nın limanlarının Rusya tarafından abluka edilmesi nedeniyle dünyada büyük bir gıda krizi, özellikle de Orta Doğu'da ve Afrika'da gıda krizi oluşmuş durumda dedi. Çünkü özellikle Orta Doğu ve Afrika'ya Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve işte gıda ürünleri getirildiğini ve bunların birinci derecede öneme sahip olduğunu, yani yerine başka şeyle ikame edilmeyecek ürünler olduğunu söyledi. Zaten bu ülkeler hem fakirler hem de açlık zaten mevcut şartlarda bile söz konusu. Orta Doğu'daki bazı ülkelerde ve Afrika'da. Ve bunun çok daha üst seviyelere çıktığını söyledi. Şimdi malum Türkiye'de de var gıda krizi, Avrupa'da da var. Yani dünya çapında var aslında. Ve fiyatlar yükselmiş durumda. Bazı ülkeler bunu karşılayabiliyorken, yani yüksek fiyata rağmen yine bir şekilde bulup alabiliyorken, bazı ülkeler bunu karşılamayacak durumda. Ki Rusya, Hindistan gibi bazı işte gıda ihraç eden ülkeler bu ihraçlarına kısıtlamalar getirirler. Yani kendi ihtiyaçları olabilir diye. Yani para verseniz bile bazı ürünleri alamayacak durumdasınız. Gerçekten bir gıda krizi söz konusu. Evet. İşte milyonlarca insan ölebilir. Putin'e buradan çağrı yapıyorum. Ablukayı kaldırsın dedi. Bundan önce de aslında başlamıştı ancak bu Birleşmiş Milletler yetkilisinin açıklaması sonrasında ablukanın kaldırılmasına dair aktif olarak NATO'nun, ABD'nin devreye girmesine yönelik çağrılar yapılmaya devam edildi. Asker ve sivil yetkililer tarafından. Mesela çok önemli, yani dünyanın bir numaralı gemi işletmecisi V Grup'un CEO'su Ukrayna'dan çıkan gemileri, giren çıkan gemileri NATO veya Batı
bir şekilde konvoy oluşturarak refakat edebilir, eskortlayabilir. Bu sayede ticaret devam ettirilmeli. Yoksa gıda krizi büyüyecek ve önü alınamayacak sonuçlara neden olabilir diye konuştu. Evet. Yine İngiltere'de Boscobel diye bir stratejik danışmanlık şirketi var. Bunun CEO'su yine benzer beyanlarda bulundu. Konvoy oluşturulmalı dedi. Askerlerden Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan, ABD'nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan Ben Hodges orgeneral. O da Montreux'un izin verdiği azami sayıda gemi bulundurulmalı Karadeniz'de dedi. Yani Rusya'ya Karadeniz bırakılmamalı dedi. Yine Oramiral James Stavridis, o da müttefik komutanlığı yapmıştı 2009-2013 yılları arasında. Evet. NATO'nun müttefik komutanlığını yapmıştı. O da yine Mariupol'den bahsetti. Mariupol'deki insanlık dramının önlenmesi gerekiyor. Bu yüzden sivillerin, hatta askerlerin, oradaki Ukraynalı savaşanların bile tahliye edilmesi gerekiyor dedi. Bunun şartları oluşmuştur dedi. Yine Ukrayna'nın Odessa, Yuzni gibi limanlarından konvoy oluşturularak ticari gemilerin geçirilmesi gerekiyor dedi. En son benim gördüğüm Joseph Bosco, yine Amerika'da 2005-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı'nda danışmanlık yapan bir şahıs. O da yine bu konvoy oluşturulması gerektiğinden, eskortlama yapılması gerektiğinden bahsetti. Yani ticaretin tekrar aktif hale getirilmesi gerekiyor. Evet. Ablukanın kırılması gerekiyor dedi. Yani Rusya'ya rağmen, diğerleri Rusya'ya rağmen demişken o şey teklifinde bulundu. Rusya şu an savaşta inisiyatifi kaybetmiş durumda. Ukrayna bazı yerlerde karşı atağa geçmiş durumda. Kaybettiği yerleri geri alıyor. Rusya'dan illegal bir şekilde girdi. Orantısız şiddet kullandı. Yani tüm dünyanın tepkisini çekmiş durumda. Bu çıkış yolu olarak aslında Rusya'ya açık kapı bırakmak için bu şekilde hem Rusya dünyanın kendisine yönelen tepkisini azaltmış olabilir. Yani Rusya ile NATO ortak konvoy oluştursun ve ticari ürünleri, tahıl ürünlerini Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'ndan birlikte getirsinler diye bir teklifte bulundu. Yani bunu Putin kabul etmez şu an ama dedi en azından böyle bir teklif yapılsın, gerektiğinde Putin belki buna evet diyebilir. Yani bir açık kapı bırakılmış olabilir dedi. Gördüğüm resmi sana anlatayım İsmail. Anlattıkların hepsinde gördüğüm resim birçok kaynaktan eş zamanlı olarak aynı konu hakkında farklı girdiler ile konu şekillenmiş ve kamuoyu hazırlığı yapılmış. Ve kamuoyu hazırlığında gördüğümüz ABD ve NATO gemilerini tekrar Karadeniz'e sokma vakti geldiğini düşünüyorlar. Ve Karadeniz'e gemi göndereceklerini deklare etmek öncesinde kamuoyunu bunu ikna etmeye çalışıyorlar. Kamuoyunu ikna etmelerinin en güzel yolu da biz gemiyi gönderiyoruz ama savaşmak için değil, ticari gemileri eskortluk için gönderiyoruz. Yoksa evet, bizim amacımız yani o bölgede silahlı faaliyet göstermek, Rusya ile karşı karşıya gelmek değil diyorlar. Ama bir de gerçek var. Aynen şey Amerikalı generalin de sanırım, Amerikalı general söylemişti. Rusya, özür diliyorum, Karadeniz Rusya'ya bırakılmaması gerekiyor. NATO'nun orada mutlaka varlık göstermesi gerekiyor. Arka tarafta işleyen de fikir bu. Dolayısıyla yakın zamanda anladığım kadarıyla benim NATO bölgeye gemi gönderecek. Ama burada önemli olan hususlardan bir tanesi Yunan Adası niçin seçilmiş? Yunan Adası'nda niçin bu kadar bir hareketlilik var? Yunan Adası'nda niçin özellikle Rus gemilerinin bulunmaması isteniyor? Rus hava savunma sistemleri imha edildi dersek de Yunan Adası'nın tam olarak bu ticaret hattının üzerinde olduğunu görüyoruz. Peki evet, benim sorum şu. Bundan bir sonraki basamakta ise Yılan Adası'nda vurduk. Yani vurdu Ukrayna. Çeşitli unsurlar ile vurdu. O bölgede gemi olmasına müsaade etmedi. Yılan Adası'nın üzerindeki hava savunma sistemlerini de vurdu. Yani evet, şu anda Yılan Adası ne Ukrayna'nın ne Rusya'nın gözüküyor. Boş kaldı evet, gözüküyor. Peki bir sonraki hamlede normalde askeri taktiklerde Ukrayna'nın bu adanın üzerine askeri birlik göndermesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacak sence? Elinde böyle bir imkan kaybiyeti var mı? Bunu yapabilir mi? Ukrayna açısından tam net bilgim yok. Ancak Romanya'da geçtiğimiz hafta bir tatbikat yapıldı. Romanya malum Yılan Adası'na yakın. Daha doğrusu Yılan Adası Romanya'ya çok yakın bir mevkide. 35 mil civarında evet, mesafede. Ukrayna'ya da hemen hemen aynı 20 mesafede. Bin, Ukrayna'ya 20 mesafede, Romanya 35 mil mesafede herhalde. Çok da uzak değil yani. Evet. Amerikan ve İngiliz özel kuvvetler
askerleriyle Romanya özel kuvvetler mensupları birlikte tatbikat yaptılar denizde. Karaya çıkma, gemiden tahliye veya gemiye konuşlanma, helikopterden gemiye konuşlanma şeklinde. Yani bütün sualtı taarruz timleri bizim biliyorsunuz karda çıkan satlar gibi kullanılacak şekilde onu içeren bir tatbikat yaptılar. Yılan Adası sizin de dediğiniz gibi İstanbul Boğazı ile Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları özellikle Odessa'dan. Evet, Odessa ve Yüzni limanlarının tam doğrultusundan. Yani o adanın ele geçirilmesi. Yani eğer böyle bir konvoy oluşturulacaksa o adanın Rusya'da olmaması gerekiyor. Evet. Sizin de dediğiniz gibi uçak savarlarını vurdular. Oraya lojistik ikmal yapan lojistik gemilerini vurdular. Onların görüntülerini de paylaştı Ukrayna. Oradaki iki tane tor hava savunma sistemini vurdular. Helikopter vardı bir tane onu vurdular. En sonunda yeni uçak savar bataryası getiren bir tane açık deniz jonglörünü de yine vurdular. Bu da çok dolayısıyla ilginç. Yani yeni nakile de izin vermiyorlar. Yani o bölgeye yeni yapılacak olan nakillere de izin vermiyorlar. Evet, yeni nakillere de izin vermiyorlar. Dolayısıyla orada bir hazırlık var ve aslında bu tahminden de öte artık öngörü de denilebilir veya plan da denilebilir. 10 Mayıs'ta Bulgaristan'ı ziyaret eden MARKOM komutanı yani Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı, NATO'nun Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı İngiliz Koramiral Bulut şunu dedi. Deniz harekatı hakkında bütün planlarımızı söyleyecek değilim ama dedi Ukrayna'nın, düzeltiyorum, NATO'nun uzun süre Karadeniz'den uzak kalmayacağını söyleyebilirim diye bir açıklamada bulundu. Kesinlikle. Şimdi yani, biz burada önemli olan nokta biz gene Türkiye'ye gelelim. Türkiye'yi en başından beri, videonun en başından beri söylediğimiz noktaya geldik. NATO'nun elindeki Montreux gereğince aynen NATO'nun da açıklama yaptığı üzere, NATO yetkililerinin de açıklama yaptığı üzere o bölgede Montreux'ün sağlayabileceği, Montreux kapsamında sağlayabilecekleri en fazla unsur ile bölgede bulunmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla burada tonaj devreye giriyor. Onlar da belli o kıstasları sağladıkları takdirde Türkiye'nin Montreux kapsamında boğazlardan geçmeyin demesi ihtimali yok. Yakın zamanda Türkiye bu sıkıntı ile, tırnak içinde söylüyorum, sıkıntı ile karşı karşıya kalacak ve o kapsamda ise Montreux gereğince bu gemilerin geçmesine müsaade edecek. Şimdi bu noktadan sonrası esas başlıyor. En başından bir ilk videomuzdan beri bunu vurgulamıştık. Rusya'nın Karadeniz'deki NATO birliklerinin varlığı Rusya ile her an bir anlık temas yaşanmasını ve bu temas sonucunda da olayın çok farklı boyutlara, savaşın çok farklı boyutlara gelebileceğini, tetikleyebileceğini söylemişti. Şimdi eğer ki o bölgede bir eskort yapılırsa, yani Odessa bölgesinden veya Ukrayna'nın sahil hattındaki limanlarından Karadeniz boyunca boğazlara kadar bir eskortlama yapılırsa ve hatta belki de boğazlar içerisinde de eskortlama devam edebilir. O eskortlama yapılır ise o eskortlama esnasında Rusya ile sıcak temas yaşanma ihtimali olabilir. Rusya bunlara müdahale etme ihtiyacı doğabilir, doğdurabilir kendisinde. Çünkü Rusya da aynı zamanda böyle bir ablukaya kurmak istiyor ve böyle bir ablukadan da memnun olmayabilir. Ama bu anlamda da farkındaysan ortaya atılan tezlerden bir tanesi de gelin Rusya ve NATO bunu beraber yapsın. Yani aslında barışçıl bir de bir çerçeve çizilmeye çalışılmış. Aslında bunun Rusya'nın da isteğiyle yapılabileceği de söylenmiş. Bu anlamda da Rusya'nın eli kolu biraz bağlanmış açıkçası. Yani her çerçeveden her eksik kapatılarak NATO'nun Karadeniz'deki varlığını tekrar sokabilmesi, varlığına tekrar kavuşabilmesi adına bir çerçeve oluşturulmuş. Ama diğer taraftan da bu da bir gerçek. Tüm dünya Ukrayna'dan gelecek olan deniz ticaretinden dolayı farklı sıkıntılar yaşadı. Ve bu farklı sıkıntılar farklı şekillerde çözülmeye çalışıldı. Avrupa bunu daha önce işlemiştik programlarımızda farklı yöntemler ile çözmeye çalıştı. Ancak her halükarda bu deniz ticaretinin devam etmemesi tüm dünyada farklı etkilere sebep olabiliyor. Şimdi bu olayı çözüm noktası izleyicinin aklına gelebilir. Peki bu noktada Türkiye buna müdahale edemez mi? Türkiye böyle bir destek sağlayamaz mı gelir? Ben de sana soruyorum. Türkiye kendisi çıkıp şu soruyu söylese, NATO'nun girmesine gerek yok, NATO gemilerinin gelmesine gerek yok. Ben de bir NATO üyesiyim ve Ukrayna'ya bu anlamda Romanya ile beraber destek verebilirim. O eskortlanma görevini biz Romanya ile beraber icra edelim dese, bunu NATO kabul eder mi? Birincisi. İkincisi, bunu kabul etmesi halinde Türkiye'yi bekleyen bir risk doğar mı?
Bence NATO buna karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye zaten NATO ülkesi ve Karadeniz'de de en büyük donanmaya sahip olan ülke. Yani diğer NATO ülkelerinin, Romanya, Bulgaristan hariç, diğer NATO ülkelerinin Karadeniz'e girmeleri kısıtlı. Çok fazla sayıda gemi sokamayacak durumdalar. Maksimum 45 bin ton ama Türkiye'nin öyle bir kısıtlaması yok. Rusya ile de araları nispeten iyi. Ancak Rusya bence buna karşı çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Malum Türkiye'nin A400M, iki tane A400M uçağımız insani yardım götürdükten sonra Ukrayna'da kaldı savaş başladıktan sonra. Bunları hala Türkiye geri alamamış durumda. Ancak yine de böyle bir teşebbüste bulunabilir mi? Bence bulunabilir gibi geliyor. Zaten aslında en son bahsettiğim Joseph Bosco bundan da bahsetti. Türkiye'nin dedi NATO ile ilişkilerini düzeltmesi açısından, buzların eritilmesi açısından Türkiye buna ön ayak olursa, yani orada zaten daha fazla unsur gönderebilir, gemi gönderebilir. Hı hı. Konvoy harekatını Türkiye üstlenirse, bunun şeyi de var, yani capability'si de var, kapasitesi evet. de var. NATO ile buzları eritebilir diye Türkiye'ye de bir mesaj vermiş oldu aslında. Peki bu sıcak temas Türkiye'de bu konvoyla Türkiye üzerinde özelinde söylersek bu konvoyların geçişi esnasında Rusya ile Türk gemileri arasında bir sıcak temas yaşanması ihtimali var mı? Olursa nasıl bir durum oluşur? Yani tabii o zaman NATO 5. maddesi devreye girer. Yani Türk bir gemisine Karadeniz'de yapılan bir taarruz NATO'ya yapılmış olarak kabul edilir. Rusya aslında bunu istemiyor. NATO da istemiyordu. Önceki hareketlerinden de gördüğümüz, söylemlerinden de zaten anladığımız kadarıyla. Çünkü bu nükleer savaşa dönüşebilir ve bunun da kazananı olmaz. Her iki tarafta büyük hasarlar alırlar diye. Bu durumda Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir kaçarı olmuyor artık. Yani herhangi bir şekilde Rusya ile sıcak temas yaşanır ise Türk gemileri özelinde o zaman Türkiye'nin mecburen savaşa girmesi durumu olabilir. İşte bu da bana farklı senaryoları kafamda canlandırıyor. Oraya varmak istiyordum aslında ben. Yani bu senaryonun içerisinde nasıl ki Karadeniz'e girecek olan bir NATO gemisinden ve bunun fikri hazırlığından ve kamuoyu hazırlığından bahsediyor isek aynı zamanda Türkiye'nin de bu anlamda bir harekatı esnasında başına gelebilecek duruma da yönelik olarak da birileri tarafından bir hazırlık yapılmış olabilir. O zaman da Türkiye'yi savaşa direkt olarak taraf olarak sokma, Rusya'ya karşı taraf olarak sokma söz konusu olabilir. Bu açıdan baktığımızda, yani diğer açıdan baktığımızda evet NATO ile araları ısıtabilir, bu faaliyetin içerisinde yer alabilir, aynı zamanda NATO gemilerinin girmesini de engelleyebilir. Bu bölgedeki barışı ben sağlayacağım, sizin gelmenize gerek yok diyebilir daha önce vurguladığımız şeylerde. Ama bu anlamda baktığımızda aynı konuyu biz Mayın'larda da işlemiştik malum. Orada da gene bu faaliyetler esnasında böyle bir şeyin doğabileceğini de söylemiştik. Gene aynı şeyi tekrarlıyoruz. Böyle bir faaliyetin içerisinde Türkiye yer alırsa ve Rusya bundan razı gelmez ise, Rusya'nın oluru olmadan böyle bir faaliyetin içerisine girer ise Türkiye, o zaman bu faaliyetin içerisinde çeşitli sıkıntıların yaşanabileceğini ve Türkiye'nin zımni olarak, yani zorunlu olarak böyle bir savaşın içerisinde sürüklenebileceğini de direkt söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bugün çok güzel konuları konuştuk. Bir hafta boyunca olmuş bitmiş bence çok önemli maddelerden bahsettik. Normalden biraz da uzun oldu hatta videomuz bu seferki ama çok önemli maddelerdi. Hepsini tek tek işlemeye çalıştık. Neleri işledik? Ben kısaca hızlı bir şekilde geçeyim. Yılan Adası'nın öneminden bahsettik. Yılan Adası'nda yapılan Ukrayna'nın faaliyetlerinden bahsettik. Neptün füzesiyle yine vurulan veya Rusya tarafından kabul edilmese de büyük ihtimalle vurulduğu gözüken bir son modern sistemlere sahip bir Rus fırkateyninden bahsettik. Bunun Neptün füzesiyle vurulmasının nasıl mümkün olabileceğini konuştuk. Bu anlamda da ABD'nin istihbari desteklerinin olabileceğinden bahsettik ama ABD'nin de bu anlamda bir karşı söylemde bulunduğunu ve bunları kabul etmediklerinden bahsettik. Bölgede bulunan TB2'lerin kullanılıp kullanılmayacağını normal yasal zemin içerisinde veya deklare edilen şirket satışları içerisinde elektronik potların olmadığına bakarak TB2'nin bölgede böyle bir faaliyet icra etmediğini ancak geliştirilmiş olan sistemlerin TB2 üzerinde de olabileceğini sonrasında bunların da mümkün olabildiğinden bahsettik ve bu anlamda da TB2'de kullanılmış olabilir dedik ama TB2'nin kullanılması
ikinci ve üçüncü opsiyonu da bıraktık. Bu faaliyetler esnasında, bu vurulması esnasında bölgede faaliyet gösteren birçok uçak, birçok ülkenin uçağı olduğunu, bunlardan bir tanesinde Türkiye olduğunu söyledik. Eğer bu faaliyet gerçekten gerçekleşmiş ve o gemi vurulmuşsa ise Türkiye yetkililerinin uçak üzerinden bu bilgiye sahip olduklarını, eğer isterler ise dünya kamuoyunu bu anlamda bilgilendirebileceklerinden bahsetti. Buradan yola çıkarak Karadeniz'in içerisinde devam eden kriz ile beraber artan ticari engellemeler, ablukalarla beraber Ukrayna'ya bağımlı olan gıda sıkıntısından bahsettik. Dünya gıda sıkıntısını ve kıtlığa giden bir süreçten ve bununla yönelik olarak geliştirilen tezlerden bahsettik. Ama bu tezlerin hemen arkasında eş zamanlı olarak NATO'nun, ABD'nin ve İngiltere'nin çeşitli emekli generaller ve emiraller üzerinden yapmış oldukları söylemlerle kamuoyu hazırlığının yapıldığını ve ardından hemen ardından da NATO'nun da böyle bir açıklamada bulunarak Montreux'un el verdiği ölçüde bölgeye NATO gemilerini göndermeye çalışacaklarını ve Rusya'yı da özür diliyorum, Karadeniz'i de Rusya'ya bırakmayacaklarına yönelik ifadeleri olduğunu işledi. Türkiye'nin buna bakan tarafı ile Montreux anlamında sıkıntı yaşayabileceğini ama bunu engelleyemeyeceğini, çünkü Montreux gereğince NATO gemilerinin bölgeye giriş yapabileceklerini, ancak buradaki kısıtlara, Montreux kapsamındaki kısıtlara uygun olarak bunu devam edebileceğini söyledik. Bu faaliyetleri engellemek maksadıyla Türkiye bir hareket icra eder ise, kendim ben bunları yaparım der ise de alabilecek risklerden bahsettik. Bunun önüne geçmenin tek yöntemi de Rusya'nın da razı olacağı bir yöntem ile Türkiye, eğer NATO gemilerinin bölgeye girmesine gerek yok, ben Rusya'dan da olurunu aldım deyip kendisi riski üzerine alırsa ancak bu şekilde mümkün olabilir dedik. Ancak burada her zaman söylediğimiz gibi bir riskin olduğunu, eğer Rusya ile sıcak temas yaşanması halinde NATO 5. madde gereğince ve Türkiye'nin de zorunlu olarak içine girdiği bir savaş durumunun doğabileceğini, bu savaş durumunda da Karadeniz'de doğacak, her zaman söylediğimiz gibi Karadeniz'de doğacak bir savaşında karadaki Ukrayna savaşından çok farklı olacağını, bölgeyi sarabileceğini ve farklı boyutlara kadar sürükleyebileceğini tekrar işledik. İsmail, çok teşekkür ederim. Bütün hazırlıkların için çok teşekkür ederim. En büyük hazırlığı İsmail yapıyor. Ben ona tekrar huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bizi takipte kalın. Teşekkür ederim.